Süleyman Bulut, Çocukların Hakları Var serisinin ikincisi. Anne, ben yapabilirim. En güzel ödev. Pencerenin önüne oturup annesinin okuldan dönmesini bekleyen Ufuk, onun köşeden döndüğünü görür görmez çığlığı bastı. Anneanne, anneanne, yaşasın geliyor, annem geliyor. Koştu hemen kapıyı açtı. Annesi onu kapıda görünce, oğlum beni kapılarda karşılarmış diyerek kucakladı, sarıldı ona. Anne, öğretmen ödev verdi, yazı ödevi, ama bu sefer en güzel ödev benimki olacak, dedi. Annesi çok sevindi bu habere. Ya, ne güzel, başladın mı yazmaya, diye sordu. Hayır anne, dedi Ufuk, seni bekledim. Annesi başını biraz geriye atıp baktı. Beni mi bekledin? Niye? Sen öğretmensin anne, dedi Ufuk. Sen daha iyi yazarsın. Kısa bir suskunluktan sonra, yanlış anlamadıysam, dedi annesi, ödevini benim yazmamı istiyorsun, öyle mi? Ufuk annesinin bu işten pek hoşlanmadığını anlamıştı. Ama senin yazın daha güzel anne, diye açıklamaya çalıştı. Sonra da bütün sevimliliğini takınarak, öğretmenin en beğendiği ödev benim ödevim olacak anne, dedi. Annesi salona doğru yürürken, ya demek öyle küçük bey, diye karşılık verdi alaycı bir ses tonuyla. Ufuk peşindeydi. Çok değil anne, iki sayfacık. Hemen yazalım mı anne? Annesi elindeki kitapları, ödev kağıtlarını masanın üstüne bırakırken, bir dakika oğlum, dedi. Önce anneanneye bir selam verelim. Anneanne mutfaktan başını uzattı. Hoş geldin kızım. Aman şu çocuğun derdi neyse bir dinle bakalım. Okuldan geldiğinden beri annem ne zaman gelecek diye sorup durdu. Sana bir şey söyleyecekmiş. Söyledi, söyledi, dedi annesi. Ama önce konuşmamız gerek. Ufuk'un hiç hoşuna gitmedi bu. Bir ayağını sertçe yere vurdu. Ama anneanne ya, ama anne. Annesinin kendini bir koltuğa bıraktığını görünce de onu bir elinden tutup masaya doğru çekmeye çalıştı. Masaya oturalım mı anne? Hadi anne. Bir dakika bir soluk alayım oğlum. 6 saat dersim vardı bugün. Annesini masaya doğru çekiştirmeye devam eden Ufuk, tamam işte masada oturalım, diye ısrar etti. Annesi onu taklit ederek, sonra da ödevimi yap anne, değil mi? Diye karşılık verdi. Ama anne, sen önce ödevini yap demez misin? İyi de ben sana yap diyorum. Başkasına yaptır mı diyorum. Lütfen anne ya. Önce bir düşün, dedi annesi. Ödevini ben yaparsam bunun sana ne yararı olacak? Ufuk heyecanla açıkladı. Sınıfın en güzel ödevi olacak diyorum anne. Sınıfının en güzel ödevi olması senin yazını güzelleştirmez ki. Can'ın yazısı da güzel değildi anne. Geçen sefer en güzel ödev onunki seçildi ama. Annesi bir an durdu. Ufuk'a dikkatle baktı. Anlamadım. Nasıl oluyor bu? Babasından ödevini yazmasını istemiş Can. Babası da yazmış anne. Hmm, dedi annesi iki eliyle saçlarını düzelttikten sonra. Öğretmenin bir şey demedi mi buna? Diye sordu. Öğretmenin bilmiyor ki anne. Ya, demek bilmiyor. Durdu. Düşündü. Dalgınlaştı bir an. Kendini masaya doğru çekiştirmeye devam eden Ufuk'a, bak seninle anlaşalım, dedi annesi. Masaya geçmeden önce sana bir öykü anlatacağım. Sen de güzel güzel dinleyeceksin, tamam mı? Dudaklarını büzdü, kaşlarını çattı Ufuk. Sinirli sinirli elini kolunu salladı havada. Anne, önce ödevi yapsak sonra anlatsan. Olmaz, çünkü anlatacağım öykü ödev yapmakla ilgili. Annesinin çok kararlı olduğunu görünce istemeye istemeye de olsa, peki, dedi Ufuk ve hemen arkasından ekledi. Sonra hemen masaya geçip ödevi yapmaya başlayacağız ama, tamam mı anne? Tamam, dedi annesi, yavaşça ayağa kalktı. Onu masaya geçmek için kalktığını düşünen Ufuk hemen sandalyelerden birini çekince annesi güldü. Bir bardak su alacağım oğlum, ağzım kurudu. Ufuk bu kez hızla önüne geçip ellerini ona doğru kaldırdı. Ben su getiririm anne, sen masaya otur şimdi. Teşekkür ederim çocuğum, kendim alırım, dedi annesi. Suyunu doldurduktan sonra kanepeye otururken Ufuk'a yer göstererek, gel şöyle yanıma gel, dedi. Sana anlatacağım bu öykü dinliyor musun, değil mi? Ufuk kanepenin öbür köşesine isteksizce yerleşince, dinliyorum anne, diye karşılık verdi. Annesi suyundan birkaç yudum aldıktan sonra, sana anlatacağım bu öykü şimdi her şeyini kendisi yapan, kendisi yapmayı seven birinin öyküsü, dedi. Kısa bir suskunluktan sonra devam etti anlatmaya. Çocukken böyle değilmiş ama. Çocukken her şeyi annesinden, babasından beklermiş. Her şeyi onların yapmasını istermiş. Söz gelimi susamış değil mi? Anne su, dermiş. Bu ne demekmiş biliyor musun? Ne demekmiş, diye sordu Ufuk. Bana su verin, demekmiş. Söz gelimi, anne ekmek, dedi. Değil mi?
Bana ekmek verin demekmiş bu. Ayakkabılarım derse ayakkabılarını giydirin demekmiş. Buna karşılık anne ve babası ne yapıyormuş dersin? Ne yapıyormuş diye sordu Ufuk. Ne yapıyormuş biliyor musun? Bir an durup düşünen annesi, en iyisi bu öyküyü baştan anlatayım sana dedi. En baştan. Telaşla ayağa fırladı Ufuk. Ama anne ödevim, onu ne zaman yazacağız? Ufuk'un sesini yükseltmesinden hiç hoşlanmadı annesi. Sert bir bakışla hoşnutsuzluğunu belli ettikten sonra seninle bir anlaşmaya varmıştık dedi. Annesinin çok kararlı olduğunu gören Ufuk yavaşça geçip oturdu yerine. Tamam anne, dinliyorum. Suyundan birkaç yudum içtikten sonra annesi öyküyü baştan, en baştan anlatmaya başladı. Biricik bebek. Sana anlatacağım bu öykü kendisinin rahatlıkla yapabileceği her şeyi ama her şeyi anne babasından bekleyen bu çocuğun öyküsü. Her şeyi anne ve babasından bekleyen bu çocuğun bir özelliği daha varmış. O da neymiş biliyor musun? Anne ve babasının çok bekletmiş olmasıymış. Yani dünyaya gelmek için anne ve babasının çok bekletmiş olmasıymış. Yıllardır bir çocuk sahibi olma özlemi içinde yaşayan annesiyle babası sonunda o aralarına katılınca dünyanın en mutlu insanları olmuşlar. Bebeklerini o kadar seviyor, o kadar seviyorlarmış ki bir saniye bile ayrılmak istemiyorlarmış ondan. Hiç indirmiyorlarmış kucaklarından. Doğumdan birkaç gün sonra baba kucağındaki bebeğe bakarak biricik çocuğumuzun adını ne koyacağız diye sormuş anneye. Annenin gözleri parlamış birden. "Ah, ne güzel söyledin," demiş sevinçle. "Bence çok güzel olur." Baba şaşırmış. "Ne çok güzel olur?" diye sormuş. "Biricik," demiş anne. "Biricik adı çok güzel. Çok da yakışır bebeğimize." Annenin ne demek istediğini o an anlayan babanın gözleri sevinçle parlamış. "Hayır, ben o anlamda söylememiştim ama," demiş. "Gerçekten de Biricik adı çok yakışır kızımıza." Onların mutluluklarını paylaşmaya koşan dost ve arkadaşları da çok beğenmiş bu adı. Ama her gelen bebeğin pamuk gibi yumuşacık, pespembe yanaklarını öpmeye kalkınca anne ile baba çok telaşlanmış. "Ya birinden bir mikrop kaparsa?" diye fısıldamışlar aralarında. "Ya hastalanırsa?" diye kaygılarını söylemişler birbirlerine. Sonra da hemen bir çare düşünmüşler. Bebeğin giysisinin üstüne küçük şirin sarı bir önlük bağlamış anne. Önlüğün üstüne de rengarenk iplerle bir yazı işlemiş. "Beni sevin ama öpmeyin." O günden sonra gelenler yazıyı okuyunca biricik bebeğin yanaklarını sıkıştırmaktan vazgeçmişler. Onu öpmeye çalışmamışlar artık. Sadece küçük göbeğini gıdıklamakla yetinmişler. Biricik bebek de gülücüklerle karşılık vermiş onlara. Mutlu etmiş herkesi. Aylar sonra bir gün anne ile babayı sevince boğan bir gelişme daha olmuş. "Ma!" demiş biricik bebek. İlkece çıkmış ağzından. Anne ile baba nasıl sevinmişler, nasıl sevinmişler. "Duydun mu?" demişler birbirlerine. "Duydun mu? Konuşmaya başladı biricik kızımız." Baba hemen kollarını almış bebeği. "Ne dedin kızım, ne dedin biriciğim? Bir daha söyle bakayım," diye konuşmaya çalışmış onunla. Biricik bebek de babasına karşılık vermek istermiş gibi dudaklarını eğip bükmüş. Elini kolunu havada sallamış. Bir takım sesler çıkarmış ama ne dediği henüz anlaşılmıyormuş. "Israr etme," demiş anne. "Yorulacak çocuk." "Haklısın," demiş baba. "Yormayalım biricik bebeğimizi." O günden sonra biricik bebek ne zaman konuşmaya çalışsa "Aman çocuğum yorma kendini," diye susturmaya çalışmışlar onu. Neyse ki biricik bebek kendisine ne söylendiğini henüz anlamadığı için dinlememiş onları. Zorlamış kendini, yorulmuş ama konuşmayı da öğrenmiş. İşte o günlerin birinde bir başka gelişme daha olmuş. Anne mamayı ısıtmak için mutfağa giderken biriciği koltuğunda oturmuş gazetesini okuyan babanın önüne bırakmış. Döndüğünde biriciği salonun öbür ucunda pencerenin önünde görünce bir anlam verememiş buna. "Çocuğu niye pencerenin önüne bıraktın?" diye sormuş babaya. Gazetesinden başını kaldıran baba biriciği pencerenin önünde görünce şaşırmış. "Ben bırakmadım. Ben biriciği bırakır mıyım hiç?" demiş. Anne sinirlenmiş. "Çocuk kendi kendine gitmedi ya pencere önüne." Tam o sırada biricik bebek poposunun üstünde onlara doğru gelmeye başlamasın mı? Baba ayağa fırlamış. Anne kollarını iki yana açmış. Aynı anda bağırmışlar ikisi de. Kızımız emeklemeye başladı. Kızımız emeklemeye başladı. Anne eğilmiş hemen. "Gel kızım gel. Anneye doğru gel." Baba da eğilmiş. "Gel kızım gel. Babaya doğru gel." Biricik bebek bir anneye bakmış bir babaya. Hangi yöne doğru gideceğini bulmak için durunca telaşlanmış anne. "Yoruldu yavrucuk," demiş. Kucağına almış onu. Baba da avucunun içiyle dizlerini ovmaya başlamış bebeğin. "Uf oldu mu babacığım? Uf oldu mu?" diye koşuyormuş bir yandan da. Kucağa alınmaktan hiç hoşlanmamış biricik bebek. Annesinin kolları arasından yere doğru sarkarak indirtmiş kendini. Yine iner inmez de gülücükler atıp emekleyerek salonu dolaşmaya başlamış.
İşte o anda anne ile babanın sevinci büyük bir kaygıya dönüşmüş. Odadaki cam sehpaya, sürahiye, kristal şekerliklere kaymış gözleri. Ya çarparsa diye korkmuşlar. Ya keserse bir yanını diye fısıldaşmışlar aralarında. Kararlarını vermişler sonra da. Kaldıralım. Yıllardır salonun ortasında duran cam sehpayı kaldırıp başka bir odada kilit altına almışlar. Cam şekerlikleri ve cam sürahiyi de mutfağa götürürken bundan böyle salonda camdan hiçbir şey olmasın demişler. Yerdeki parkenin üstüne de yumuşacık bir halı sermişler. Biricik yumuşacık halı üstünde emeklemesini tamamlayıp ayakları üstünde durmaya başladığı gün anne ile baba bir kere daha sevinmişler. Bu sevinçleri de çok sürmemiş ama. Ya düşerse demişler bu kez. Ya kolunu ayağını bir yere çarparsa, ya terlerse biricik bebeği durdurmaya, en azından çok hareketli olmasını önüne geçmeye çalışmışlar. Onların ne dediğini henüz anlamayan biricik bebek günden güne daha çok hareketlenmiş. Düşe kalka öğrenmiş yürümeyi. Yürümeyi öğrenir öğrenmez de pencereye koşmuş hemen. Pencerenin tam karşısındaki parktan gelen bağırma, çağırma, gülme, oynama sesleri çok ilgisini çekiyormuş çünkü. Ayak uçları üstünde yükselip parkta oynayan çocukları uzun süre seyrettikten sonra annesine koşmuş hemen. Ben de oraya gideceğim demiş parkı göstererek. Telaşlanmış anne. Aman yavrum demiş. Sen daha küçüksün. Kaşlarını çatmış biricik. Omuzları kaldırıp indirmiş. Bana ne, bana ne? Ben de gitmek istiyorum. Gidip kapının önünde durmuş. Ne yapacağını şaşıran anne. Biraz sonra baban gelecek. O zaman hep birlikte gideriz, tamam mı? Demiş. Tamam demiş biricik çocuk. Pencerenin önüne geçip parkta oynayanları seyrederek babasının gelmesini beklemeye başlamış. Kapı zilinin çaldığını duyunca da yaşasın diye fırlayıp koşmuş hemen. Ondan önce darlanıp kapıyı açan anne panik içinde ne yapacağız şimdi diye fısıldamış babaya. Parka gitmek istiyor. Koşacak, yorulacak, terleyecek şimdi. Ya hasta falan olursa? Merak etme demiş baba. Hep birlikte çıkar dolaşırız biraz diye yatıştırmış anneyi. Sonra da koşarak gelen biriciyi kucağına almış. Benim kızım parka mı gitmek istiyormuş diye sormuş ona. Evet, evet, evet diyerek karşılık vermiş biricik. Babasının kucağından iner inmez de montunu asılı olduğu yerden almak için zıplamaya başlamış olduğu yerde. Hemen atılmış annesi. Ne yapıyorsun çocuğum demiş telaşla. Çarpacaksın bir yanını. Acele etmesen ben montunu giydiririm. Uzat bakayım kolunu. Annesi montunu giydirirken babası da ayakkabılarını biriciğin önüne koymuş. Uzat kızım ayağını. Biricik bağcıklarını bağlamak için tam eğiliyormuş ki babasının çoktan bağladığını görünce vazgeçmiş eğilmekten. Hazır mıyız? Çıkabilir miyiz? Diye sormuş babası. Bir dakika, bir dakika demiş annesi. Koşup mutfağa peynirli bir sandviç yapmış. Çantasına da bir havlu yerleştirdikten sonra şimdi çıkabiliriz demiş. Bir eli annesinin, öbür eli babasının elinde biricik ilk kez parka çıkmış o gün. Çevreyi, öbür çocukları bir süre seyrettikten sonra koşmak istemiş canı. Anne ile baba da telaşlanmışlar hemen. Aman yavrum yorulacaksın şimdi demişler her zamanki gibi. Çimenlerin üstünde yuvarlanmak istemiş biricik. Paniklemiş anne ile baba. Aman yavrum bir tarafını acıtırsın demişler. Küçük bir taş almış yerden elinde oynamak için biricik. Anne ile babanın kaşları çatılmış hemen. Aman yavrum elin pislenir demişler. Bir simitçi arabasının yanından geçerken biricik. Anne bak simit diyecek olmuş. Olmaz yavrum demiş annesi. Peçeteye sardığı sandviçi çantasından çıkarıp uzatmış hemen. Bir ara ayağı küçük bir taşa takılmış biriciğin. Daha sendelemeden babası darvanıp yakalamış kolundan. Onun terlemiş olduğunu gören annesi de hemen havluyu çıkarmış çantasından. Yüzünü, boynunu güzelce kurulamış biriciğin. İşte o günden sonra her şeyi ama her şeyi anne ve babasından bekler olmuş biricik çocuk. Okula başladığı ilk günde annesi yanındaymış biriciğin. Önceleri Meryem öğretmen anlayışla karşılamış bunu. Ama sonraki günlerde onu sınıfta görünce belli ki kızınızı çok seviyorsunuz demiş bir ders arasında. Mutlulukla gülümsemiş anne. O bizim biricik çocuğumuz demiş. Bizim de biricik öğrencimiz demiş Meryem öğretmen. Her çocuk biriciktir bizim için. Ama siz sınıfta olmaya devam ederseniz ne doğru dürüst ders öğrenebilir biricik ne de diğer çocuklarla arkadaşlık kurabilir. Annenin yüzü asılmış birden. Ağlamaklı olmuş. Onu üzmek istemeyen Meryem öğretmen sizi çok iyi anlıyorum demiş ve biriciğin neden arkadaşlarıyla yalnız kalması gerektiğini anlatmış uzun uzun. Meryem öğretmenin anlattıklarını sessizce dinleyen anne madem onun için daha iyi olacak demiş ve istemeye istemeye de olsa ayrılmış okuldan. Biricik de kısa zamanda kaynaşmış diğer çocuklarla. Haftalar sonra Meryem öğretmen alfabeyi öğretmeye başlamış sınıfta. İlk harfi yazmış tahtaya. İlk harfin adı A demiş. Sonra ikinci, sonra üçüncü harfi yazmış.
Çocuklara dönmüş sonra. "Şimdi sıra sizde," demiş. "Tahtaya yazdığım harfleri defterlerinize 10'ar kere yazıyorsunuz. Ne yapıyormuşsunuz?" Çocuklar hep birazdan yanıtlamışlar. "Defterimize 10'ar kere yazıyoruz." Bütün çocuklar defterlerin üstüne eğilip arada bir tahtaya bakarak harfleri yazmaya çalışırken Biricik hiçbir şey yapmadan öylece duruyormuş. Onun yazmadığını fark eden Meryem öğretmen, "Biricik, sen niye yazmıyorsun çocuğum?" diye sormuş. "Ben akşam yazacağım öğretmenim," demiş Biricik. Meryem öğretmen bir anlam verememiş buna. "Niçin şimdi değil de akşam yazıyorsun?" diye sormuş. "Annem şimdi burada değil de onun için öğretmenim," demiş Biricik. "Annemi akşam göreceğim." Meryem öğretmen buna da bir anlam verememiş. "Anneni görmeden yazamaz mısın çocuğum?" "Yazabilirim ama annem kendisi yazmak ister öğretmenim." "Senin yazman gereken şeyi niye annen yazmak istesin çocuğum?" "Annem benim yorulmamı istemez de onun için öğretmenim." Meryem öğretmen kala kalmış öylece. Şaşkınlığı biraz geçince de "Peki senin her şeyini annen mi yapıyor?" diye sormuş. "Hayır," demiş Biricik. "Bazen babam da yapıyor." Duyduklarına inanamamış Meryem öğretmen. "Ama çocuğum," demiş, "senin yazman gereken şeyleri onlar yazarsa sen yazmayı öğrenemezsin ki." "Annem, babam yazmayı biliyor öğretmenim. Ben onları söylerim, onlar yazar." Meryem öğretmen ne diyeceğini bilememiş artık ve bir yorumda bulunmamış o an. Günler geçmiş, dersler ilerlemiş. Çocuklar yavaş yavaş okumaya yazmayı öğrenmeye başlamışlar. Meryem öğretmen okuma yazmayı öğrenen her çocuğun yakasına kırmızı bir kurdele takmış. Kırmızı kurdele takmayı Biricik de çok istiyormuş. Sık sık sormuş. "Ben ne zaman kurdele takacağım öğretmenim?" diye. Her seferinde de aynı karşılığı almış Meryem öğretmenden. Okumayı yazmayı öğrendiğin zaman, arkadaşların gibi. Sonunda sınıfta yakasına kurdele takılmayan tek öğrenci Biricik kalmış. Her gün okula "bugün artık takarım" diye gidiyormuş ama olmuyormuş. Öğretmen bir türlü kurdele takmıyormuş ona. Arkadaşlarının yakalarındaki kırmızı kurdeleleri gördükçe çok üzülen Biricik bir gün yine sormuş. "Öğretmenim, ben ne zaman kurdele takacağım?" Meryem öğretmen bu sefer bir soruyla karşılık vermiş ona. "Kurdeleyi kimler takıyor Biricik?" "Okuma yazmayı öğrenenler." "Güzel," demiş Meryem öğretmen. Tahtaya bir cümle yazdıktan sonra "bu cümleyi okur musun çocuğum?" demiş. Biricik tahtaya bakmış. Harfleri tanımaya, onları yan yana getirip hecelemeye çalışmış ama başaramamış. Meryem öğretmen sınıfa dönmüş sonra. "Bu cümleyi kim okuyacak çocuklar?" Bütün parmaklar havaya kalkmış. Öğretmenin işaret ettiği çocuklardan biri okumuş tahtadaki cümleyi. "Ben yakama kurdelemi taktım çünkü okumayı yazmayı öğrendim." Öğretmen Biricik'e dönmüş sonra. "Kurdele takmak için ne yapmak gerekiyormuş Biricik?" Biricik bir süre tahtadaki cümleye, cümledeki harflere baktıktan sonra yavaşça oturmuş yerine, defterini önüne açıp harfleri yazmaya başlamış. Akşam evde onu defterin üstüne kapanmış çalışırken gören annesi, "Yavrum, niye söylemiyorsun ödevin olduğunu?" demiş. "Dur, sana yardım edeyim. Ver bakayım kalemini." Biricik öndeki defterden başını kaldırmamış hiç. "Anne, ben yapabilirim," demiş ve yazmayı sürdürmüş. Bir haftaya varmamış, kırmızı kurdeleyi de takmış yakasına. "Sonra ne olmuş anne?" Kısa bir sessizlikten sonra annesinin su bardağına uzandığını gören Ufuk, "Sonra," dedi merakla. "Sonra ne olmuş anne?" Annesi suyundan birkaç yudum aldıktan sonra Ufuk'a baktı. "Biricik'i mi soruyorsun?" Başını salladı Ufuk. "Evet," dedi. Annesi gülümsedi ve sözlerini şöyle tamamladı. "Okumayı yazmayı sürdürmüş Biricik. Sonra öğretmen olmuş. Sonra da ödevini annesine yazdırmak isteyen oğluna bu öyküsünü anlatmış." Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuğun Temel Yararı İlkesi. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edildi. Türkiye Sözleşmeyi bazı çekincelerle birlikte Eylül 1990'da imzaladı. Aralık 1994'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçen sözleşme, Ocak 1995'te resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Madde 3. Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararı temel düşüncedir. Çocuklarla ilgili her türlü faaliyette çocuğun temel yararı önceliklidir. Çocuklarla ilgili her türlü faaliyet, çalışma ve uygulamada onların temel yararı, ilgili yetişkinlerin, anne, baba, öğretmen, veli, devlet, toplum, sosyal kurumlar, çıkarlarından önce gelecektir. Her çocuk,
onurlu, özgür ve yetenekleriyle uyumlu şekilde yetişmeli, fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve sosyal olarak sağlıklı koşullarda büyümelidir. Bu onların en doğal hakkıdır. Aileler, devlet ve sosyal kurumlar çocukların bu haklarından en geniş şekilde yararlanabilmesi için her türlü fırsatı sunmalı, olanaklar yaratmalı ve kolaylıklar sağlamalıdır. Bu amaçla yapılacak düzenlemeler ve çıkarılacak yasalarda öncelikle gözetilmesi gereken çocuğun yararı olmalıdır. Anne ben yapabilirim öyküsü, çocukları özel olarak koruyup gözetelim, daha iyi koşullarda yetiştirelim derken istemeden de olsa onların yeteneklerini geliştirmelerinin önüne nasıl set çekildiğinin öyküsüdür. Çok sevdikleri biricik kızlarını haklı olarak her türlü olumsuzluklara karşı korumak isteyen anne baba, abartılı korumacı tavırlarıyla çocuklarının özgür ve yeteneklerine uygun olarak gelişmesini engellemektedir. Çocuğun büyümesi ve yetişmesi onun sosyalleşmesidir aynı zamanda. Çocuğu evde ya da dışarıda, koruma adı altında, sosyalleşmenin dışında tutmak, ileride onun toplumun onurlu ve özgür bir üyesi olmasını zorlaştıracaktır. Evet, çocukların yetişkinlerin koruma ve gözetimine ihtiyaçları olduğu açıktır. Ancak bu koruma ve gözetme çocuğun kendini ve yeteneklerini özgürce geliştirmesini engelleyemeyecek şekilde olmalıdır. Unutmayalım.